nezaketiniz çok sağ olun. Geldim. Burada mı? İyi akşamlar arkadaşlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimden oraya saklanma? Dur bak hızlı. İyi akşamlar. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. En önemli kırılma noktalarım ben. Hayatı pahasına bu alçaklara izin vermedi. Ve şükürler olsun ki ülkemiz bugün onların sayesinde Cumhurbaşkanımız, bugünkü Genelkurmay Başkanımız ve tüm halkımızın bu hain darbe girişimine karşı duruşuyla bugün topraklarımızda çok şükür hep birlikte yaşama imkanı bulduk. Ben bundan dolayı da tekrar Sayın Bakanımıza çok teşekkür ederim. Saat 4.17'de deprem oldu. Saat 5'e 5 kala, 5'e 10 kala, 5'te Sayın Cumhurbaşkanımızı aradık. Arkadaşlarım o gündür, bugündür Türk Silahlı Kuvvetleri ayakta. Bunu bilin. Fakat bazı kişiler maalesef hayasızlık yapıyor, ahlaksızlık yapıyor, terbiyesizlik yapıyor, yanlış yapıyor. Asker neredeydi? Saat 5'te Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi sunup böyle böyle dedikten sonra biz gidiyoruz, tamam siz gidin dedi. Ve biz o andan itibaren kara, deniz, hava kuvvetleri, gemiler, uçaklar, efendim diğer birliklerimiz hepsi alarm halinde. Fakat arkadaşlar şeyin içinde, sahanın içinde 2. Ordu Bölgesi, Malatya'nın olduğu yer, oradaki bölge her taraf yıkılmış. Her taraf yıkılmış. Ya kıyamet şeysi anı. Herkes başının derdine düşmüş. Bütün askerlerimiz, ben askeri bölümünü söylüyorum yani diğerlerinin çalışmalarına ilaveten paralel, askerler 24 saat ilk ana itibaren ayaktalar ve bir dakika durmadılar. Efendim uçaklar, gemiler, işte İskenderun'a gemi gitti, hastane gibi kullanıldı. Efendim uçaklarımız efendim taşıyordu. Ve her türlü risk alındı. Kayseri'den bizim A400M dediğimiz o büyük uçakların kalkması için bir takım şartlar lazım, pis şartlar lazım. Kar, 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 kalkamıyoruz dediler. Dedim kalkın. Bu ne demek? Yani Kırım'ı göze almak demek. Öyle kalktılar. Efendim bizim hastane uçaklarımız var. Onlar efendim pis başına bekliyor. Dolayısıyla bu büyük bir insafsızlık. Yani millete yapılabilecek, efendim, emeğe karşı yapılabilecek büyük bir saygısızlık. Bunu bilelim. Kavramsal olarak dünyada bazı değişiklikler var. O da nedir? Yine bir paralel içinde bir ön bilgi olarak. Şimdi artık böyle savaş yok. Üçüncü Dünya Savaşı başladı mı? Üçüncü Dünya Savaşı ne zaman olacak? İşte ne olacak filan. Başladı. Şimdi hibrit diye bir şey çıkardılar. Artık savaş ilanı yok. Bulanık savaş. Savaş var mı yok mu belli değil. Şimdi bunun da tipik örneği Ukrayna, Rusya. Şimdi Rusya ile kim savaşıyor? Düşünün kim savaşıyor? Ukrayna savaşıyor. Yok ya. Ya Ukrayna tek başına nasıl yapacak bunu? Bütün dünya. Ama kimse ortaya çıkmıyor. Silahını veriyor, mühimmatını veriyor, parasını veriyor, yiyeceğini, giyeceğini. Hadi yavrum diyor, sen savaş diyor. Ve Ukrayna savaşıyor. Neye karşı? Rusya'ya karşı. Peki PKK, YPG tek başına Türkiye'ye karşı ne yapabilir? Ne yapabilir? Hiçbir şey. Kim var arkasında? A, B, C, D, yumuşak. Hepsi var. Ama ortada kimse var mı? Ortada kimse yok. Onları sürüyorlar ortaya. Vekalet savaşları dedikleri şeyler bu. Biz bununla mücadele ediyoruz arkadaşlarım. Büyük ve güçlü Türkiye için gerçekten gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz. Ne için? Kişilikli ve kimlikli politikalarla Türkiye'nin hak ettiği yeri alması için, hak ettiği yere gelmesi için gayretlerimizi gösteriyoruz. Bunun için yapılması gereken ne var içeride dışarıda? Bunların hepsini yaptık, yapıyoruz. Burada herhangi bir şekilde bizim yaptığımız işlerde artık böyle şunu görmemiz lazım. Söz dinleyen ülke değil Türkiye. Artık sözü dinlenen ülke. Şu veya bu şekilde. Seveni var, sevmeyeni var. Fakat Türkiye söz dinleyen değil arkadaşlar. Söz dinleyen bir ülke haline geldi çok şükür. Bunu da böyle efendim rahatlıkla söylüyoruz. Efendim büyük bir şeyle övünçle, gururla söylüyoruz. İnşallah bu bildiğimiz beraberliğimiz daha da geliştikçe, gücümüz, kuvvetimiz arttıkça biz çok daha ilerilere gideceğimize inanıyoruz. Bu alçak, ahlaksız efendim teröristlerle mücadelemiz var. Biz bu konuda şuna karar verdik. Şuna devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani bunu bitirmekte biz kararlıyız. Öyle veya böyle. İnşallah en son teröriste ihtisara getirmek suretiyle 40 yıldan beri milletimizin başına musallat olan bu beladan asil milletimizi kurtarmakta kararlıyız. Sizlerin ve sizlerin şahsında 85 milyonun sevgisi, güveni ve duasını aldığımız ilhamla inşallah,
İnşallah ve milli manevi değerlerimizi de kullanmak suretiyle onlarla birlikte efendim bunların en sonucunu getirmek suretiyle ülkemizin bekasını, ülkemizin güvenliğini, ülkemizin rahatını, huzurunu tam ve mutlak imkanı sağlayacağız inşallah. Teröristlerin barınakları, sığınakları, korunakları teröristlerin başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde ve orada inşallah orada bitirmek suretiyle hukuklarımızın güvenliğini sağlayacağız. Burada unutulmaması gereken en önemli konu şu arkadaşlar. Bizim tek hedefimiz teröristler. Orada bir uzman arkadaşımız dedi ki efendim oradan bir ses geliyor dedi. Tam operasyon bitmek üzere bir ev. Ses geliyor dedi. Ya bir dakika ne olacak falan filan konuş görüş. Durduk özel tekniklerle uygun bir şekilde sabırla orası temizlendi. Ve gerçekten o duyulan ses doğru oradan yaşlı teyzeler, kadınlar, kızlar ve çocuklar çıktı. O ahlaksızlar onları oraya tutmuşlar tutsak gibi. İşte yemek, çamaşır, bulaşık vesaire ve onların çocukları. Onlara zarar vermemek için biz gecikme göze aldık. Bu Afrin harekatı sırasında, Afrin'de, evinize gittiğiniz zaman torunlarınıza söyle, çocuklarınıza söyleyin. İnternette var. Girin oraya, Musul harekatından sonra, Rakka harekatından sonra, Halep harekatından sonra, efendim oradaki şeyler, şehirler, illerce ne hale geldi? Bir de Afrin'e bakın, harekattan sonra. Arkadaşlar, tek hesapsız bomba atılmadı. Tek hesapsız bomba atılmadı. Masum insanlara zarar vermemek için, dini, tarihi yapılara zarar vermemek için efendim, her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir silahlı kuvvetler. Bu millet böyle bir millet. Bunu bütün dünyaya gösterdik, göstereceğiz inşallah. PKK, YPG kritik konulardan biri. YPG farklı diye bir şey icat ettiler. Bunlar Marksist ve Leninist. Dolayısıyla bunlar Güney Amerika'daki, efendim Afrika'daki bütün uygulamalardan ders çıkarıyorlar ve uluslararası efendim kamuoyunu manipüle etmek için, onları kandırmak için her türlü hile hurdayı biliyorlar. Dolayısıyla ikide bir isim değiştiriyorlar. İkide bir isim değiştiriyorlar. Daha bir sürü isimler var bunların. Biz diyoruz ki aldanmayın, aldatmayın. Yani YPG eşittir PKK. Bu çok açık ve net. Bunu muhataplarımıza da söyledik, söylüyoruz. Sakın ola diyoruz. YPG farklı bir şey demeyin. Bu bizim aklımıza ihanettir, aklımıza hakarettir. Kavga ederiz diyoruz. Dolayısıyla bunların ikisi aynı. Dolayısıyla bizim mücadelemiz teröristlere karşı. Ve fakat aynı zamanda şunu da bilmek lazım, onun altını çizmek lazım. YPG ve PKK hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil. Asla. Hiçbir şekilde Kürtler de terörist değil. PKK'lı YPG'li değil. Bunu ikisine ayırmamız lazım. Çünkü nasıl ki DEAŞ Müslümanları temsil etmiyorsa PKK, YPG'de Kürt kardeşlerimizi temsil etmiyor. Bunu anlaşılması lazım, bilinmesi lazım. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bunu bulandırmak isteyenler var, karıştırmak isteyenler var. Biz de her zaman her yerde inatla, ısrarla doğuda, güneyde, nerede olursa olsun Türkler ve Kürtler kardeştir diyoruz. Suriye'nin kuzeyinde şartların oluşması için, gece gündüz demeden efendim, kendi imkanlarımızla, dost ve müttefiklerimiz imkanlarıyla orada uygun bir şekilde şartlar hazırlayıp hayatı normalleştirmeye çalışıyoruz. Hayat normalleştikçe, şartlar oluştukça buradaki insanlar da gönüllü, güvenli ve saygılı bir şekilde evine döndüler, dönüyorlar. Şu ana kadar 600-700 bin kişi döndü. Dönecekler. Ve fakat bunu inatla, körü gözüne parmak sokağı gibi dönsünler. İşte şartlar orada. Dolayısıyla bunun da bu şekilde bilinmesi lazım. Bu şimdi Fransızlar her şeye nane oluyorlar. İşte Doğu Akdeniz'den çıkıyorlar, Suriye'den çıkıyorlar. Şimdi Fransızlar işi gücü bıraktılar. Şimdi Kıbrıs bitti, Doğu Akdeniz bitti. Suriye'deki ulaştırmalar bitti. O Lafraj'daki yaptıkları ahlaksızlar bitti. Şimdi çıktılar Ermenistan'a. Ermenistan'a efendim diyorlar ki işte Türkler şeylere yardım ediyor. Azerbaycan'ı silahlandırıyor. Biz de işte Ermenistan'a silahlandıracağız. Halbuki buradaki Ermenilere dedim sen söyleyin Ermenilere. Azerbaycan'a gittik geçenlerde. Azerbaycan arkadaşlarımıza. Ermenilere söyleyin. Dedik ya bunların silah satmaktan başka derdi yok. Aynı şeyi Yunanistan'a yaptılar. Aynı şeyi yapıyorlar. Ermenistan'a yapıyorlar. Bir bahaneyle kendilerince böyle suret haktan görünüp o da silah satıp para kazanmak dertleri var. 121 basın mensubu katledildi. Basın mensubu olduğu biline biline. 337 sağlık personeli. Doktor, hemşire ne varsa bunlar. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler'deki çalışanlardan birine bir hal olsa yer gök inliyor. Şimdi Birleşmiş Milletler kalmadı. Yok böyle bir şey yok. Bu bir katliam. Bu katliam öyle bir katliam ki etnik temizlik. Öyle bir katliam ki soykırım. Ve oradaki çoluğu çocuğu da katletmeye devam ediyorlar. 12 bin çocuk bugün itibariyle 7 Ekim'den beri katledildi. 12 bin çocuk 1 değil, 5 değil, 10 değil, 100 değil, 1000 değil
12 bin, 8190 kadın. Yaşlı genç 8190 kadın. Bunlarla beraber toplam 28.176 bugün itibariyle. Filistinli katledildi, katliama uğradı. Etnik temizliğe uğradı. 121 basın mensubu katledildi. Basın mensubu olduğu biline biline. 337 sağlık personeli. Doktor, hemşire ne varsa bunlar. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler'deki çalışanlardan birine bir hal olsa yer gök inliyor. Şimdi Birleşmiş Milletler kalmadı. Yok böyle bir şey yok. Ve Amerika bunlara dur dermiş gibi göz yumuyor. Bir de gözden kaçan, hesap yaparken gözden kaçan bir husus var. 7700 kayıp var. Yani bunlar şimdi ölüme dahil edilmiyor ama 7700 kayıp nerede olacak ya bu saatte? Belli ki adamlar efendim özür kayıp, vefat. Bu önemli programa katıldığınız için teşekkür ederiz. Şimdi değerli katkılarıyla bizleri aydınlatacağı konuşmasını yapmak üzere